Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp sertifikası alınan organ nakil merkezinin açılışı için tören düzenlendi. Protokol üyeleri açılışın ardından Organ Nakil Merkez Müdürü Profesör Doktor Okay Nazlı, Doçent Doktor Murat Urkan ve ekibi tarafından ilk böbrek nakil ameliyatı yapılan Mustafa Şahinkaya'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hocalarımızı tebrik ettik. Size de geçmiş olsun. Bizim için kıymetlisiniz. İlk hastamızsınız. Muğla'da ilk böbrek nakliyatı hastasınız. Rabbim şifa versin. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçen yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Gerçekten bugün mutluyuz Muğla açısından. Çok kıymetli hocalarımız burada, ekip burada. Organ Nakli Merkezi'nin resmi olarak açılışı yapıldı. Sağlık Bakanlığı onayladı ve bir hastamızda böbrek nakli gerçekleştirildi. Mustafa Bey sanırım, evet efendim. 50 yaşında olduğunu duymuştum. Hastamızın da oldukça iyi bir operasyon geçirdiğini söylediler. Tabii biz Muğla olarak çok heyecanlandık. Çünkü hep diğer illerde duyardık bu organ naklini. Ama kendi hastanemizde, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde böyle bir organ naklinin yapılması ve bundan sonraki süreçte de diğer organ nakillerinin de yapılması açıkçası bizi de çok heyecanlandırdı. Bizim amacımız zaten ilk günden beri Muğla'da yaşayan her vatandaşımızın, her hemşerimizin sağlık hizmetini yerinde almasını istiyorduk. Burada almasını istiyorduk. Çünkü ben yıllardan beri kendi başımdan da geçti hocam. Hep İzmir'e taşınırız hocam, bilirsiniz. Hastalarımız hep İzmir'deyken gider. Çok geliyordu, doğru. Evet hocam, Muğla'lar hemen en yakın İzmir olduğu için sürekli İzmir'e giderdi. İşte biraz daha Fethiye, Selik, Kemer tarafı Antalya'ya giderdi. Çünkü burada bu hizmeti alamıyordu. O yüzden bizler için oldukça önemli. Muğla'lı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tetep sen evet mi dedin?